akşamlar Kanalıç Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanalıç yayınında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 54 olarak açıklandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Almanya 165.664 kişiyle dünyada en çok vakanın görüldüğü 6. ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 132.700'ün iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısının 26.098 olduğu belirtilirken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.866'ya yükseldi. Avrupa ülkelerindeki koronavirüs kapsamında alınan önlemler vaka ve can kaybındaki düşüş sebebiyle gevşetilmeye başlandı. Avrupa ülkelerinde 4 Mayıs itibariyle yürürlüğe giren uygulamalar şu şekildedir. Almanya'da öğrenciler okullarına dönmeye başlarken okul ve kreşlerde eğitimin normalleşmesi konusunda atılacak adımlar Başbakan Angela Merkel ile eyalet başkanları arasında çarşamba günü yapılacak toplantıda konuşulacak. İtalya'da gevşetilen koronavirüs önlemleri kapsamında insanlar 1 metrelik fiziksel mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecekken virüsle birlikte yaşama evresi denilen ikinci aşamada 4 milyon kişi işbaşı yapacak. İnsanların dolaşım özgürlüğü kısmen artacak. Portekiz'de toplu taşıma araçlarında maske veya vizör takmayan herkesin 350 euro kadar para cezasına çarptırabileceği belirtilirken ülkede 6 haftadır kapalı olan kuaför salonları ve oto galeriler faaliyetlerine bir gün devam edebilecek. Almanya'nın Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmesiyle ilgili konuşan isimsiz bir Mossad kaynağı çarpıcı ifadeler kullandı. Almanya'da hükümet geçtiğimiz hafta Alman topraklarındaki tüm Hizbullah faaliyetlerini yasakladı. İçişleri Bakanlığı siyasi ve militan grubunu bütünüyle Şii terör örgütü olarak nitelendirdi. Mossad Avrupa Ulusu'nun güvenlik hizmetlerine grubun kara para aklama iddiaları ve patlayıcı yapmada kullanılan yüzlerce kilogram amonyum nitrat için depolar hakkında bilgi vererek Hizbullah'ın Almanya'daki faaliyetlerini yasaklamaya itmiş olabileceğini de belirtti. İsmi açıklanmayan bir Mossad kaynağı yaptığı açıklamasında ise harekat Almanya'daki tüm taraflarla aylarca süren çalışmaların sonucu olduğunu, hizmet başkanlarının örgütü önemli terörist faaliyetlerle ilişkilendiren açık kanıtlar ve yasal kanıt sunmaları gerekiyordu. Ve biz de bunu yaptık ifadelerini kullandı. Rusya'da dikkat çeken koronavirüs anketi yapıldı. Dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadele ilişkin anket düzenlendi. Yapılan ankette Rusya Devlet Başkanı Putin'in koronavirüs sürecini iyi yönetmediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıktı. Rusya'da faaliyet gösteren ve kamuoyu araştırmaları yapan Nevada Merkezi tarafından hazırlanan bir ankete göre, Mart'ta ankete katılanların yalnızca %46'sı Putin'i bir sonraki dönemde iktidarda kalması için destekliyor. Sosyal mesafe unutuldu. Maske ve eldivenler takılmadı. Kısıtlama biter bitmez insanlar sokaklara koştu. 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bittiğinde Adana'da cadde ve meydanlarda kalabalık oluştu. İzmir'de de kısıtlama bittiği gibi insanlar benzin istasyonları ve marketlerin yolunu tuttu. Zonguldak'ta da aynı manzara vardı. Kısıtlama bitince birçok kişi ATM'lerde soluğu aldı. Kahramanmaraş ve Bursa'da kısıtlamanın ardından yoğun araç trafiği oluştu. Siirt'ten kahreden haber. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada Siirt ili Pervare ilçesi Doğan Köyü'nde konuşlu olarak bulunan 3. Komando Tugay Komutanlığı, 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nca 4 Mayıs 2020 günü Hıktepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında bir kahraman askerin eski olduğu değerlendirilen bir mayına basmak suretiyle ayaklarından yaralandığını, yaralı personel Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesi'ne sevki sağlanarak tedavisi sırasında hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtildi. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu. Samsun'da Ramazan ayının 10. gününde saat 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18.41'de okundu.
Yanlışlıkla okunan ezanın ardından ezan-ı şerif merkezi sisteminden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın anonsu yapıldı. Samsun İl Müftülüğü tarafından akşam ezanının iftara 1 saat kala erken okunması hakkında idari inceleme başlatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada 3 Mayıs 2020 Pazar günü ilk adım ilçe müftülüğümüze bağlı büyük camiden görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hatayen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde ilçe müftülüğümüze gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup halkımızdan özür dileriz ifadelerini kullandı. İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu yakasında akşam saatlerinden itibaren il genelliğinde sağanak ve gök gürültüsü sağanak ve yağış bekleniyordu. Ancak gök gürültüsü ve şimşeklerin eşlik ettiği gece bir yandan ürkütürken bir yandan görsel şölen oluşturan görüntü oluştu. Çekilen görüntülerde geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi. Sunumda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.